İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ardahan'daki Aktaş Gölü buz tuttu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle ticaret hacmi arttı. İran, Rusya ve Türkiye, Suriye'nin İdlib kentinde barışın onarımı çağrısında bulundu. ABD Senato Komisyonu Türkiye'ye karşı yaptırım tasarısını onayladı. Putin ile Erdoğan, Suriye ve Libya konusunu görüştü. Taner Akçam, Litvanya'da Ermenilere karşı işlenen soykırım hakkında konuştu. Oranaşat Manastırı ile Ermeni Küpü, Avrupa Nostra 2020 listesinde 7 en çok tehlikede olan anıtlar arasında yer aldı. Batı Ermenistan'ın Ardahan şehrinin Çıldır ilçesi hudutlarındaki Aktaş Gölü'nün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gölü ziyaret eden vatandaşlar buz üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlara göre buz tutan göl üzerinde yürümek çok keyifli oluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Servisi'nce yayınlanan ve Armen Press tarafından duyurulan habere göre 2019'un Ocak-Ekim aylarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %10.7 artarak 1 milyar 796 milyon 858 bin dolara yükseldi. 2019 yılının ilk 10 ayında Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile olan ticaret hacmi 2018'de 1 milyar 623 milyon 206 bin olan hacim 2019'un aynı döneme göre 1 milyar 796 milyon 858 bin dolara ulaştı. Ayrıca 2019'un Ocak-Ekim aylarında birliğin en büyük ticaret hacmi Rusya ile 1 milyar 734 milyon 523 bin dolar tutarında oldu ve 2018'in aynı dönemine göre %10.5 arttı. Suriye meselesi Astana barış sürecinin 3 arabulucusu Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de Takfiri adlı terörist gruplarının varlığına ilişkin endişelerini dile getirdiler ve Suriye'nin kuzeybatısında barışın yeniden sağlanmasının gereğini vurguladılar. Çarşamba günü Nur Sultan'daki Astana görüşmelerinin 14. aşamasından sonra yayınlanan ortak bir açıklamada, partiler İdlib'de barışı yeniden kurma ve bölgedeki istikrarlı bir durumu sürdürme konusundaki taahhütlerini yeniledikleri bildirildi. Suriye ve Rusya'nın desteğiyle Suriye yönetimine bağlı askerlerin Suriye topraklarının neredeyse tamamını kontrol altına aldığı dönemde İdlib, Şam karşıtı militanların elindeki tek büyük bölge olmaya devam ediyor. Astana'nın garantörleri ayrıca terörle mücadele bahanesiyle yeni durumlar yaratma girişimlerini reddederek Suriye'nin petrol gelirlerinin yasa dışı olarak ele geçirilmesine ve transferine karşı çıktılar. Ayrıca Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü gündemleri reddettiler. Üç halkın temsilcileri Suriye Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarına atıfta bulunarak bunun dış müdahale ve dayatılan süreler olmadan uzlaşmacı ve yapıcı bir ilişki duygusu ile yönetilmesi gerektiğini vurguladılar. Görüşme sırasında taraflar Cenevre'deki Anayasa Komisyonu'nun toplantısından memnuniyet duydular ve komite çalışmalarının istikrarı için sürekli desteklerini teyit ettiler. Dün Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Rus S-400 uçak savar savunma sistemleri alımı ve Suriye'nin kuzeyinde askeri saldırıları için Türkiye'ye yaptırımlar uygulayan bir tasarıyı onayladı. Ankara'ya karşı yaptırımlar lehine hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler oy kullandı. İki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uyarısıyla daha da kötüleşebilir. Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye'deki ABD askeri üslerinin geleceğini daha da tehlikeye atacağını ifade etmişti. Moskova ve Ankara S-400 antifüze sistemleri anlaşmasını 2017 yılında imzaladı. Bu, NATO üyesi devlet ile Rus askeri endüstrisinin ilk büyük antlaşması. Kremlin basın departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdikleri bir telefon görüşmesi sırasında enerji ve askeri teknik işbirliği alanlarında ortak programların daha fazla uygulanmasının önemini vurguladılar.
telefon görüşmesi Türkiye inisiyatifi ile gerçekleştirildi. Bu telefon görüşmesinde ayrıca Libya'nın düzenlenmesi sorunu da ele alındı. Devlet başkanları Trablus bölgesinde meydana gelen silahlı çatışmalara duydukları endişeyi dile getirdi ve durumun ancak ateşkes ve Libyalılar arasında barış görüşmelerinin yeniden başlatılması takdirde çözüleceğini ifade ettiler. İki ülke liderleri Suriye'deki duruma da değindi. Rusya-Türkiye anlaşmalarının bu bölgede uygulanmasının gerekliliği vurgulandı. Uluslararası soykırımı anma ve bu suçu önleme günü bağlamında Litvanya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, ünlü Türk tarihçi Taner Akçam'ın katılımıyla bir konferans düzenledi. Etkinliğe akredite diplomatik temsilciliklerin başkanları, toplum ve politik şahsiyetler, entelektüeller, gazeteciler, Ermeni cemaati temsilcileri katıldı. Armen Press'in aktardığına göre konferans sırasında Akçam, Ermenilere karşı uygulanan soykırımın Türkiye tarafından inkarına değinerek yazdığı Cinayet Emirleri adlı kitabında soykırımı organize eden lider elebaşlarından ve onların gizli telgraflarının deşifre edilmesinden bahsetti. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa kültürel mirasının en çok yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 anıt programın 2020'deki ön listesinde yayınlandı. Bunlar arasında geleneksel Ermeni şarap küpü ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Tavuş bölgesinde bulunan Horanaşat Manastırı dahil olmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti'nden 2 anıt aday gösterildi. Avrupa'nın tehlike altındaki mirasın kesinleşen 7 aday listesi Mart 2020 tarihinde yayınlanacak. 40'tan fazla ülkeyi kapsayan Avrupa Nostra adlı örgüt, geniş devlet kurumları ağı, özel şirketler ve bireylerin desteğini alan, kültürel ve doğal mirasın korunması için Pan-Avrupa Sivil Toplum Örgütleri Federasyonu'dur. 1963 yılında kuruldu ve bugün Avrupa'da miras alanını en iyi temsil eden ağ olarak kabul edilmektedir. Doğrudan finansman sağlamaz fakat sorunun farkındalığını arttırır, mevcut tehlikelerle ilgili kendi değerlendirmesini yayınlar ve olası eylem planları sunar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size geleneksel Ermeni şarkısı olan Gakka ve Karim. Zen Kuda Yarin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.